Efendim, yine güzel bir Elazığ akşamından 8. Şehir adlı programımızla yepyeni bir konuyla, yepyeni bir konukla karşınızdayız. Tabii her zaman olduğu gibi bu stüdyoya girdiğimde ilk defa yıllarca beraber program yaptığımız rahmetli Ahmet Tevfik Ozan'ı rahmetle ve minnetle anarak onun adına yazmış olduğum akrostiş bir şiiri ona ithaf ederek okuyup sonra bugünkü konumuza girmek istiyorum. Ahmet Tevfik Ozan adına akrostiş. Alnında çizgi çizgi hatıralar, dışa vurmuş bir kaderin izlerini taşıyor. Hadi alıp da kalemi yeniden çizdik ama şimdi dostlar onu omuzlarda taşıyor. Matemin aniden gelip çattığı, bu nasıl bir vedasız gidiştir şaşkın zahmedim. Elemli gözlerimden akan yaşlar içimdeki fırtınayı durdurmaya yetmiyor. Tam bir tufan gibi eserek öldüğünü söyleyenler şaka deyip çekip gitmiyor. Tanrı'nın yardımına kavuşma manasındadır Tevfik. Göçtü gitti, vardı Tanrı katına. Elemle matem tutsa da dostlar, gidene düğün bayramdır, girince cennet satına. Varıp selamlar götür ey dost, önce gidenleri özleyip durduğumuzu söyle. Firkati biz duyarız, gidenler bilmez. Yaratılışın aslı budur, her gelen gelir gider. İlk Adem'in gelip de döndüğü yere kim dönmeyecek, kim kalacak haydi söyle. Kalırım sananlar yanılacak, sadece eserleri kalacak, onlar da yaşayacak adınız. Ozan ise şiirlerinde kalacak izleri, onu hep hatırlarda tutacak nedendir bu feryadınız. Zaman akıp gidecek, tükenecek saatler, günler, yıllar, geride kalan sadece hatıralar. Akıllardan silinmeyecek, hep hatırlanacak Ahmet Tevfik Ozan'la birlikte geçen yıllar. Nasıl geçti seneler, çağlayan bir su gibi aktı, edebiyatla iç içe geçmiş yıllar. Evet efendim, şiirimiz böyle. Yukarıdan aşağıya baş harfleri okuduğumuz zaman Ahmet Tevfik Ozan çıkıyor. Ahmet Tevfik Ozan'a ne yapsak aslında azdır. Fakat bu dar zamanda ancak bu kadarını arz edebiliyoruz. Saygıdeğer izleyiciler, bugün konumuz aşıklar geleneği ve konuğumuz Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülda Çetin Dağ Süme. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ben de Ahmet Tevfik hocamı rahmetle anıyorum. Çok sevdiğim bir insandı. Evet. Hakikaten. Kendisini rahmetle anmış olalım. Ve size teşekkür ediyorum bugün beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah hocam. Baş tacısınız. Sağ olun. Ve konunun gerçekten uzmanlarısınız. Ve o güzide üniversitemizin güzide fakültelerinde siz güzide öğretim üyeleriyle bir arada olmak bizim için büyük bir onur. Sözün burasında aşıklar geleneğiyle ilgili söz sizin efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii biz Zekeriya Hocam'la birçok vesileyle bir arada çalışma imkanı bulduk. Pek çok kitapta bir arada çalıştık. Kendisinin ne kadar azimli, ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Bu konuda da, bu programı da başarıyla yürütüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet, aşıklık geleneği Türk kültürünün çok köklü ve geçmişi çok eskilere dayanan bir geleneğidir. Evet. Öncelikle bir aşık nedir? Ondan sanıyorum başlamak daha doğru olur. Tabii. Aşık kelime anlamı olarak hepimizin bildiği gibi hem beşeri anlamda hem ilahi anlamda seven demektir. Evet. Yani hem beşeri sevgiyi tadan hem de ilahi sevgiyi tadan kişidir. Biz halk edebiyatında da halk kültüründe de halk ozanları için aşık tabirini kullanıyoruz. Aşık kendine ait ya da başkalarına ait deyişleri, şiirleri irticali olarak saz eşliğinde icra eden ve halkın içerisinde yetişmiş sanatkarlardır. Evet. Sanatkar demek hiç de yanlış olmaz. Çünkü halkın içerisinde yetişen ve o geleneği sindirmiş, elbette kendisindeki yeteneği var, doğuştan gelen bir yeteneği var ama aynı zamanda bir ustanın yanında kendisini yetiştirerek sanatını icra eden sanatkarlardır. Evet.
Çoğu aşığımız aslında okuma yazma da bilmezler. Özellikle eski devirlerden bahsediyorum. Ümmi deriz biz bunları, okuma yazma bilmeyen aşıklara. Ama bu durumda bile ümmi olsalardı, okuma yazma bilmeselerdi, hatta birçok aşığımızın gözleri görmez, gözleri görmeyen aşıklarımızın da şiir hazinesinin çok zengin olduğunu, çok güzel şiirleri irticali olarak icra ettiklerini söyleyebiliriz. Yine sazı aynı şekilde çalabilirler. Elbette bütün aşıklar saz çalmaz ama birçok aşığımızın saz çaldığını söyleyebiliriz. Çünkü geleneğin içerisinde saz çalma oldukça önemlidir. Birazdan geleneklerde bahsederken sazın önemine de değinelim. Tabii aşık edebiyatının kökeni çok eskilere dayanmaktadır. İslamiyet öncesi döneme, şamanizm inancına kadar götürebiliriz. Şamanizm inancının din lideri konumundaki temsilcileri vardır. Şaman, kambaksı, oyun, ozan adını verdiğimiz kişilerdir bunlar. Bu temsilciler sadece din lideri değildir elbette. Hasta tedavi ederler, hayvanları tedavi ederler, büyücülük yaparlar, sihirbazlık ya da gelecekten bilgi verme, toplum adına önemli kararları yine verme anlamında önemli kişilerdir. Bununla birlikte de kopuz çalıp şiir söyler ozanlar. Evet. Ve zaman içerisinde bu birçok misyonu üstlenmiş, birçok görevi üstlenmiş bu kişiler zaman içerisinde görevlerini farklı kişilere devretmişlerdir. İşte veterinere, doktora ya da işte falcılara gibi. Ama kopuz çalıp şiir söyleme yeteneği de işte zaman içerisinde ozanlara, aşıklara geçmiştir. Bunu çok eski devirlerden günümüze kadar getirebiliriz. Yine o dönemlerde biz aşıkların sığır, şölen ve yu adını verilen törenlerde, bu şaman, kambaksı adını verdiğimiz, günümüzde aşık olarak nitelendirdiğimiz kişilerin topluma önderlik yaptığını, kopuz çalıp şiirler okuduğunu görüyoruz. Sadece şiir okumakla da kalmıyorlar. Aynı zamanda mesela sığır törenleri av törenleridir. Bu avın bereketli geçmesi için dualar ederler. Kopuz çalıp o avın şenlik içerisine geçmesini sağlarlar. Yine şölen adını verdiğimiz ziyafet törenleri vardır. Bu ziyafetlerde o ziyafetin güzel geçmesi, yine Kaan'a sunulan kurbanların işte Tanrı tarafından kabul edilmesi için dualar edilir. Yu töreni de yas merasimleridir. Özellikle Hakan'ın ve çevresinin ölen ruhlarının Tanrı tarafından kabulü için gökyüzüne gitmesi için dua ederler. Ve gördüğümüz gibi hem iyi günde hem kötü günde insanların neşesini, sevincini, hüznünü paylaşan, aktaran kültür elçisi kimselerdir aşıklar. Evet. Ve o gün, o zamandan günümüze kadar hala devam eden çok canlı bir geleneğimizdir. Özellikle belli bölgelerde, mesela Erzurum Kars bölgesinde ya da Çukurova bölgesinde aşıklık geleneği çok canlı bir şekilde icra edilmektedir. Tabii sadece şiir de söylemezler. Dediğim gibi milli hisleri uyandırırlar, milli coşkuyu sağlarlar. Her konuda şiir söyledikleri için bir savaş olacaksa, bir zafer olacaksa insanları galeyana getirme, insanları coşturma ya da hüzünlü bir anında hüznünü paylaşma, hikaye anlatma gibi pek çok görevleri vardır aşıkların. Yüzyıllara göre biraz bahsedebiliriz isterseniz ya da... Saygıdeğer hocam, siz nasıl arzu ederseniz, öyle tamam. Anlatın. Sonra ben katkıda bulunayım. Tamam evet. Hocam. 15. yüzyıldan artık o şamanizm geleneğinden 16. yüzyıla geçiş aşamasında yavaş yavaş bir aşık edebiyatı zemini oluşur. Evet. Ve 16. yüzyılda bu zeminle birlikte yeni şiirlerin ortaya çıkması. Yani aslında şöyle diyebiliriz, insanlık tarihiyle birlikte bu şiir okuma, bir şeyler dinleme, evet, anlatma, bu zevk, siz de şiirle iç içe olduğunuz için çok daha iyi bilirsiniz. Sanıyorum insanlık tarihiyle birlikte bu şiir okuma, şiir zevkini, insanların sanata olan merakını bağdaştırabiliriz. Çok eski devirlere götürmekte fayda var ama biz tabii yazılı kaynaklardan elde edindiğimiz bilgilere göre 15. yüzyıldan şekillenerek 16. yüzyılda artık bir ozanlık ve ozanlıktan aşıklığa geçiş dönemi olduğunu söyleyebiliyoruz. O dönemi oturtabiliyoruz. 16. yüzyılda yavaş yavaş ilk şiirlerin, sultanlara yazılan şiirlerin, hanlara yazılan şiirlerin bulunmasıyla birlikte dönem başlıyor. Ve 16. yüzyıldan sonra 17. yüzyıl aşık edebiyatının en parlak devirlerinden biri oluyor. Neden parlak? Çünkü artık yavaş yavaş
aşıklar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabiliyoruz. Evet. Yine 17. yüzyıldaki biraz daha yakın olduğu için günümüze aşıkların okuma yazma oranlarında artma oluyor. Bu yüzyılda biz garp ocaklarına katılan, savaşlara giden bizzat aşıkların olduğunu biliyoruz. Peki bunun ne gibi faydası vardır? Biraz önce de bahsettiğim gibi bir aşığın şiirden anlayan, şiir okuyan, insanları bu anlamda coşturan aşıkların bir savaş meydanında olması, evet, hem insanların milli duygularına hem ruhsal duygularına hitap eder, hem onları coşturur, hem de bizzat savaşın, zaferin, galibiyetin canlı tanıkları olur. Bir padişah savaş meydanındaysa ya da bir vezir, onunla ilgili şiirler hemen irticali olarak, aşıklar yazmazlar, irticali olarak şiirlerini dile getirirler. Ve bu savaşlara katılan, garp ocaklarında olan aşıkların mahlası kuldur. Kul mahlasıyla anılırlar. İşte Kul, evet, Mehmet, Kul Mustafa gibi. Onların biz garp ocaklarında olan, donanmaya katılan aşıklar olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte 17. yüzyılda yavaş yavaş 17. yüzyılda dedik ki çok zengin, parlak bir devridir aşık edebiyatının. Çok güçlü şairler, çok güçlü şiirler elde ettiğimiz elimize ulaşan. Evet. Ama 18. yüzyıl daha günümüze yakın olmasına rağmen maalesef 18. yüzyıl biraz sönük geçmiştir. Bunun da bir sebebi var. Divan şairleri biraz daha, evet, sade dilli şiirler söylediği için, mesela Nedim gibi, bu yönüyle de artık halk şairlerine belki ilgi mi azalmış ya da güçlü bir aşık yetişip diğer aşıkları yetiştirmemiş olabilir. Bu sebeple divan edebiyatında Nedim gibi, Şeyh Galip gibi güçlü şairler olduğu için halk şairleri arasında biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz 18. yüzyılda. Evet. Şimdi Saygıdeğer Hocam, evet, insanlık tarihi boyunca aşıklık geleneği her yüzyılda biraz biçim, biraz şekil değiştirerek günümüze kadar gelmiş. Evet. Malum. Biraz incelediğim zaman baktım ki bütün aşıklar, hak aşıkları, maddi veya manevi konuları ne olursa olsun, aşık oldukları şey hep ilahi, Allah'ın yarattığı ya bir kuldur, ya bir tabiatta bir çiçektir, veya bir ağaçtır, veya bir beldedir, veya içinde yaşadığı toplum. Yani onu methü sena ederken aslında Allah'ın sanatını methü sena ediyor. Tabii. Ben iki tane çocukluk anımı anlatmak isterim bu arada. Biz ortaokul veya işte ilkokulun son sınıflarındayken bizim sokağa bir çocuk geldi. Bir kabak kemani var elinde. O da bizim yaşlarda, 11-12 yaşında. Ben Malazgirt'ten geldim dedi. Doğu Anadolu'yu gezdim dedi. Sonra geldim buraya. Ben bu mahallede kalacağım. Peki kimde kalacaksın? Nerede kalacaksın? Sokakta yatacağım. O arada o kabak kemaniyi çalmaya başladı. Ama nasıl çalıyor? Yani böyle müthiş zevk veriyor. Mahallenin bütün anneler, hanımlar toplandılar. Adı Melikşah çocuğun. Ben diyor aşık geleneğinin çocuğuyum diyor. Ve o çalıp söyledikçe kadınlar onu bağrına bastı. Yani bizim annelerimiz, komşular... Melikşah sen sokakta yatma, işte Ahmet Gelin'e müsait orada kal. 6 ay boyunca yedi, içti, kaldı. Yalnız merak ediyorlar anneler, bu çocuk kim, niye geldi, bunu niye aramazlar filan. 6. ayda zaten ilkbaharda gelmişti. Sonbaharın sonlarına doğru bizim mahallede çok kaliteli insanlar vardı o sokakta oturan. Bir tane de başkomiser var ve onun da dikkatini çekmiş. Dedi ben bunu Malazgirt'e bir sorayım, bu çocuğun adını soyadını. Aranıyor mu? Nereden geldi? Nasıl oldu? Gerçekten çocuğu annesi babası arıyormuş. Ve onu buldular. İşte kışa doğru memleketine gönderdiler. Gönderen de ağlıyor, giden de ağlıyor. Böyle bir durum. Evet. İlk hak aşığını ben o çocuk olarak gördüm. Sonra ilerleyen yıllarda Elazığ'ın bit pazarı mevkii vardır. Yani sabahları ırgatlar gider orada toplanırlar. İş sahipleri gelir, seçer, güçlü kuvvetli adamları bağına, bahçesine götürür, çalıştırırlar. Çoğu zaman benim babamın üst tarafında bir dükkan olduğu için orada çok bulunurdum. Açık ekmek vardı köşede, yaparlardı. Çok lezzetli, evet, ekmek yap bir yer. Onun tam önünde bir adam gelir,
açıkta tıraş yapar. Lenger denilen bir şey tutuyor önüne. Adam işte şey, sabunluyor. Sonra gayet güzel tıraş ediyor. Köşede de bir tane berber var. O da bundan çok böyle sinir oluyor. Diyor ki ya ben 1,5 liraya tıraş ediyorum. Adamın ne vergisi var ne şey var, geliyor açıyor dükkanını sokağın ortasına, iskemlesini koyuyor, 75 kuruşa da tıraş ediyor. Fakat benim demek istediğim esas o değil. Ve bir adam nereden bulmuş da bir megafon elinde, basılı bir şey var elinde, dörtlük maniler olan destan. Efendim destanın konusu da memleketinde çok sevilen yaşlı bir adam merkepten düşmüş. Efendim işte ölmüş, o ölünce evet, bütün... Evet, mizahi içerikli böyle destanlar yazıyorlar. Evet, çok üzülmüşler. Oturup birisi onun anılarını yazmış. Hem okuyor hem ağlıyor. O tıraş olan adam da ağlıyor. Evet. Ne anlıyorsa. Ondan sonra herkesten 25 kuruş topluyor bir kese para. Her sabah geliyor yeni bir destanla, yeni şeyle. Tabii bu bizim kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz... Şimdi tabii savaş olmuş yazmışlar, barış olmuş yazmışlar. Her efendim, konuda. Göçebe bir toplum olduğumuz için gittikleri beldeye, yere, o geldikleri yerin anılarını yazıp götürmüşler. Fakat en önemlisi de benim gördüğüm kadarınca Sayın Hocam, içinde tarihi, kültürel, geleneksel bilgiler var. Tabii. O anlatılanların. Mesela yıllar önce Elazığ, Manas bizim... Kültür evinde yurt dışından gelen bazı aşıklar, Azerbaycan'dan veya işte Türkistan'dan veya Kazakistan'dan gelenler vardı. Onlar da işte kendi çalgılarını beraber getirmişlerdi. Adamın biri ezbere, yani adamın biri derken aşığın biri ezbere Manas destanını 1,5 saat okudu. Evet. Ama öyle kendi lisanından güzel gülüyor, söylüyor, anlatıyor. Merak ettim bu ne diyor. Gerçekten o Manas destanını Türkçesini buldum, okudum ve çok bilgiler edindim. Biz Zekeriya Hocam lafınızı böldüm. Öğrenciydik o etkinlik olduğunda. Evet. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Dersimize getirmişti hocalarımız. Ya da öğrenciliğim yeni bittiği, asistanlığımın ilk yıllarıydı. Derste biz onu dinledik. Adeta o savaş meydanını, atların sesi. Evet. Çünkü o aşıklar... Ona göre bir yetişme ortamları var. Çok ustasının doğru. Yanında, evet. Bu en önemli geleneklerden birisidir zaten. Ustasının yanında çırak yetişir. Tabii dediğimiz gibi doğuştan mutlaka bir yeteneği olacak. Ama ustasının yanında pişiyor o. Çok doğru. En az bir 7 yıl pişiyor ve öğreniyor. Destan nasıl anlatılır, oradaki hayvan sesleri. Adeta biz o savaş meydanının seslerinin gırtlaktan çok net bir şekilde çıkardığını görüyoruz. Tabii o sesleri çıkarmak da çok mucizevi bir durum. Tabii. Burada Manas Yayınevi de bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda da Öğrenci Konseyi Elazığ'da 3 defa böyle bir etkinlik, aşık şenliği düzenledi. Aslında ilk benim değerli hocam Profesör Doktor Esma Şimşek, onu da anmış olalım buradan. Evet, saygıyla anıyoruz. Onun davetlisi olarak aşıkları... Misafir olarak gelmişlerdi. Bir program düzenlendi ama böyle bir sınav haftası olduğu için televizyon programı yapmıştık. Hatta onunla da ilgili bir anım var, size bahsedeyim. Lütfen buyurun efendim. Televizyon programına çıkacağız. Ben de aşıklara öncesinde dedim ki bu bir televizyon programı, canlı yayın. İsterseniz ayağını önceden siz söyleyin, ayak verilir aşıklara. Tabii. O ayağa göre doğru. Söylerler o kafiyeyi uydurmak adına. İlk dörtlüğün 2. ve 4. mısraları, bir de her dörtlüğün sonunda. Böyle bir kızar gibi oldular. Olur mu öyle şey dediler. Siz bize önceden böyle bir şey söyleseniz zaten biz şiir okuyamayız. Evet. Bizim onu o anda irticali olarak düşünmemiz, evet. O anda bize verilecek ayak dediler. Gerçekten müthiş bir yetenek. O anda ayak verildi. O kafiyeye, uyağa, hece ölçüsüne uygun bir şekilde sazla birlikte sesini, sözünü buluşturarak icra ettiler. Evet. Baktığımız zaman çok müthiş bir yetenek. Aynen öyle. Hocam ben o programı çok zevkle izledim. Ben de buradan Profesör Doktor Esma Şimşek Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Canlı aşıklar geleneğini seyrettik o zaman. Evet, canlı olarak. Bir de atışmaları vardı onların. Mesela biri bir şey söylüyor, diğeri onu ona benzer bir şeyle tamamlıyor. Hayret edilecek kadar birbirine benzer cümleler kuruluyor. Kesinlikle. Ortada bir şey yokken söyleniyor. Yani evet. Bir insan
O anda onu nasıl söyleyebilir, o cümleleri nasıl kurabilir? Bu Tanrı'nın verdiği bir yetenek, bir güzellik de hocanın hayran olmamak elde değil. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi bizim Elazığ'da da bu geleneğin şiir yazarı İhsan Nazi'yi buradan anmak istiyorum. Bizim Manas'ın güzel insanlarından biri o da. Onun bir şeyi vardı, bana anlattı. Bir gün baktım İhsan konuşurken böyle pelteliyor. Yani dili peltek konuş biraz. Hayrola İhsan, hasta mısın? Yok dedi, ben dedi şeye gittim dedi. Aşık Şenlik Baba'ya. Çıldır Aşıklar Şenliği'nde. Neyse, o mezarının başına gitmiş. Diyor orada böyle ibret nazarıyla baktım. Bir anda dedi o aşığın mezarı sallanmaya başladı. Yani 7 şiddetinde bir depremle sallanıyor. Ve o anda bir korku geçiriyor tabii. Elazığ'a döndükten sonra o dilindeki pelteklik birdenbire açıldı. Açıldı ya, tam açıldı. Evet. Hem yazma kalemiyle hem de sözüyle mükemmel. O da galiba aşıklar geleneğinin bir gereğiymiş mi? Evet, irticali. Şimdi Elazığ'da çok şairimiz var. Çok da güçlü şairlerimiz var. Hatta evet, birçok yerde var. Ama irticali söylemek gerekli. İhsan Bey irticali söylüyor. Evet, söylüyor. Mamafi onu aşkın kitabı oldu. Yani o aşık mezarını ziyaret ettikten, döndükten sonra hem dili çözüldü hem kalemin çözüldü. Ben onu bir programda... Buradan... İhsan Bey bir programda arkamda oturuyor. Evet. Ben kim olduğunu görmedim tabii. Arkamdan bir ses geliyor. Aşık, yine aşıklarla ilgili bir programda. Aşıklar bir dörtlük söyleyince arkadan hemen İhsan Bey o anda irticali söylemeye başlıyordu. Sonra dönüp konuşmuştuk kendisiyle. Tabii bu... aşıklığın en önemli özelliği irticali söylemek. Yani birçok evet, kişi ben aşığım diyor ama aşıklık geleneği tabii ki gelenekten gelecek irticali söyleme yeteneğinin olması gerekiyor. Tabii, evet. Yine saz çalma çok önemli gelenekti. Saz çalmayan aşıklar var ama baktığımız zaman onların da işte eliyle bir sopa alarak o sesi ve sözle buluşturmak için sazdan çıkan musiki terennüm ettiklerini görüyoruz. Kadın aşıkların yine saç örgüsünü alıp bir evet, sazmış gibi. Çünkü bir tamamlanmamışlık hissi oluyor. Evet. Bir de şu var Zekeriya Hocam, saz aşık için önemli bir zaman kaynağı. Çünkü irticali olarak sözlerini, duygularını dile getirirken saz onlar için hem sözlerine bir ahenk katıyor, aynı zamanda da zaman kazanmalarını sağlıyor. Çok doğru. Mesela Aşık Turabi de gelmişti Elazığ'a şimdi görünce karşıda. Evet. Atışmalarda özellikle, karşılaşmalarda karşıdaki sözünü bitirirken, o sazını çalarken düşünür. Ama o anda hemen aklına gelir. O yüzden de bir zaman kazanma adına da oldukça önemlidir saz çalma. Evet, ben hepsine müteşekkirim. Yani Türk dilinin gelişmesi, efendim bütün dünyaya yayılması, dünyada okunması, bilinmesi açısından aşıkların bu çalışmaları bana fevkalade önemli geliyor hocam. Evet. Şimdi İhsan Nazik'ten müsaade ederseniz ben bir dörtlük okuyayım. Tabii. Aşık Şenlik aşkına, yani o Şenlik Baba da kabrinin sallandığını, titrediğini gördüğü şeyi de yazmış. Mevla'dan diledim, geldim yanına, neleri sığdırdım her bir anına, öyle hayranım ki senin şanına, Aşık Şenlik Baba yolundur yolum. Sen göçtün göçeli, dolmadı yerin, Türk-İslam aşkına akmıştı terin. İsterim daima rüyama girin, Aşık Şenlik Baba yolundur yolum. Sefil Şenlik diye seslendin durdun, düşmanın önünde sanki de surdun, sazınla sözünle tokadı vurdun, Şenlik, Aşık Şenlik Baba yolundur yolum. Şekil Şemal ile aynı suhara, hasretin kalplerde kapanmaz yara, yokluğun dayandı bu yıl asıra, Aşık Şenlik Baba yolundur yolum. Şimdi tabii 2013 yılında bu şeyi efendim kitabı çıkartmış ve kitabın arkasında da o mezarın başındaki duasının resmini koymuş. O kadar güzel gönüllü, o kadar alçak gönüllü güzel bir insan ki, yani bu bütün aşıkları sanki şahsında, yani nasıl diyeyim, yoğurmuş, onlara örnek bir kişi olmuş İhsan Nazik. Bütün arkadaşlar arasında çok sevilen, sayılan bir insan. Ve
Diyebilirim ki Türkiye'de, iddialı söylüyorum, İhsan Nazik kadar dörtlük yazan, yani aşık edebiyatına ait dörtlük yazan ikinci bir adamı gösterin deseniz gösteremem. Ama gerçekten çok kıymetli şeyler yazmış. Tebrik ediyorum. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi efendim. Şairlerin, aşıkların, evet, gerçekten sanatkarların diyelim, toplumun böyle göremediklerini gören, duyamadıklarını duyan, evet, ifade edemediklerini ifade edebilen bir yapısı var. Onun için ben hep şey diye düşünüyorum. Aşıklar da aslında bizim göremediğimiz gözümüz, duymadığımız kulağımız, işte tutmayan elimiz, bütün duygu ve düşüncelerimize tercüman oluyorlar. Aslında gönlümüzden geçen duygu ve düşüncelerimizi, dileklerimizi, en güzel hislerimizi dile getiriyorlar. Şenlik, evet, demişken Aşık Şenlik tabii 19. yüzyıla damgasını vuuran, evet, şenlik kolu var hatta. Evet. Emrah kolu gibi, ruh saati kolu gibi. Aynen. 18. yüzyıl sönük geçiyor ama 19. yüzyılda çok parlak geçiyor Zekeriya Hocam, evet, aşk edebiyatı açısından. Evet. Ve aşık kolları dediğimiz kollar oluşuyor. Evet. Tabii bu kol nedir? Güçlü bir aşığın çıkıp kendi çıraklarının, onun kendi çırakları, bir ekol gibi. Baktığımız zaman aslında birçok sanat dalında, birçok zanaatte bu usta çırak ilişkisinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bizler, evet, de öyle. Hocalarımızın yanında yetişiyoruz. Bir usta çırak ilişkisi. Şairler yine öyle. Aşıklar yine aynı şekilde. Bir ustanın yanında pişmek farklı. Kitaptan o bilgileri okumak farklı. Her zaman için farklı. Bir ustanın. Bir marangoz düşünelim. Evet. Değil mi? Bir sanayide de işte demirciyi düşünelim. Yanındaki çırağı küçük yaştan alır, eğitir yıllarca. Evet, ve evet, o artık piştiği zaman verir elini, malzemesini al, artık bunu sen işle der. İşte usta aşıklar da genç aşıkları, yetenekli gördüğü aşığı yanına alır, böyle yetiştirir. 19. yüzyılda da işte bu şekilde aşık kolları oluşuyor. Tabii 19. yüzyıl parlak bir dönem. Okuma yazma oranı artıyor. Gitgide aşıklar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Okuma yazma oranı arttığı için de aruz vezniyle şiir söyleme hevesi başlıyor. Bu genelde vardır halkın arasında. Aruz vezniyle söyleyip kendimizi biraz daha güçlü bir aşık olduğumuzu ispatlayalım. Yine divan şairlerinin, doğru, girdiği kataloglara, işte antolojilere girelim diye. Bununla birlikte dini tasavvuf anlamda şiirler artıyor. Tarikatlere giren aşıklar oluyor. Biraz önce bahsettiniz ya, dini, evet, nitelikte. Doğru. Tarikatlere mensup aşıkların olduğunu söyleyebiliriz. Ve 19. yüzyılda artık yavaş yavaş, 20. yüzyıl zaten bilim ve teknolojinin artık geliştiği, televizyonun yavaş yavaş olduğu bir dönem ki bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de kadın aşıkların olması 20. Evet. yüzyılda. Elazığ'a da bir kadın aşık gelmişti, Ayten Gülçınar, rahmetli oldu. Güçlü kadın aşıkların da olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi erkek aşıklar biraz kadınları dışarıda tutmayı tercih ediyorlar. Atışmalarda çok fazla atışma yapamadıklarını söylüyorlar. Ama kadın aşıklarının da 20. yüzyıldan itibaren var olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yine 20. yüzyılda çok farklı hususlar da oluyor. Mesela sempozyumlar düzenleniyor aşıklar adına. İşte şenlik adına mesela Sümmani, Aşık Sümmani için sempozyumlar düzenleniyor. Kitaplar hem aşıkların bizzat, evet, kendi yazdığı hem de öğrencilerin onlar üzerine hazırladığı lisans, yüksek lisans, doktora tezleri yapılıyor. Kitaplar çıkarılıyor, makaleler, bildiriler hazırlanıyor. Televizyon programları yapılıyor. Günümüzde de tabii 21. yüzyılda daha çok artıyor. İki türlü düşünebiliriz aslında teknolojinin. Hem olumlu hem de olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı televizyonla, internetle bir anda bütün dünyaya açılabilme şansı var ama bir taraftan da o aşıklar kahvesi dediğimiz kahvelerde aşıkların sazlarını sırtlarına alıp diğer diğer gezdikleri, kendilerini tanıtma imkanı buldukları o kahveler, kıraathaneler maalesef eski önemini yitiriyor. Bu yönüyle çift taraflı düşünebiliriz aslında teknolojinin de olumlu ve olumsuz tarafları olduğunu söyleyebiliriz. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar tabii bayağı bir farklılık oluyor. Günümüzde de aşıklık geleneği her ne kadar dediğimiz gibi zayıflamış gibi görünse de belli bölgelerde yine çok canlıdır. Eğer bir bölgede güçlü bir aşık çıkmışsa ve gençleri yetiştirmişse gelenek devam ediyor. Evet. Tabii bu gelenekte dediğim gibi usta çırak ilişkisi oldukça önemli. Usta yetenekli gördüğü bir genci alır, oturma adabından şiiri söyleme, sazı çalma, hikayeyi anlatma ve kendi tarzında söyleme. Çünkü çırak da artık kendisini yetiştirdiği zaman usta malı şiirler söyler,
sazını alır sırtına, diyar diyar gezer. Genelde 7 yıl oluyor ama yetişme zamanı değişebiliyor bu süre. Evet, çok güzel efendim izah ettiniz. Yani biz bilgilerimizi yeniledik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi saygıdeğer izleyiciler, sözün burasında şunu söylemek mecburiyetindeyim ki, bugünkü misafirimiz Sayın Hocam Gülda Hanım iyi bir şairdir kendisi de. Estağfurullah. Acaba rica etsek lütfeder mi bir iki şiirini? Ondan benim, sonra yine devam edelim. İyi bir şair demeyelim de böyle çok amatörce. Bir şairsiniz. Ben okudum çünkü şiirlerinizi biliyorum ve tebrik ediyorum. Sağ olun. Türk diline öğrenci yetiştirerek hizmet ettiğiniz gibi yazarak da çizerek de hizmet ediyorsunuz. Kültürü olmayan devletler, milletler yaşayamazlar. Siz o kültürü hem öğrencileriniz nezdinde yaşatıyorsunuz hem de yazıyorsunuz. Yine buradan Esma Şimşek Hoca Hanım'ı yine yad edeceğim. O da bilimsel anlamda galiba torun taht oldu. Evet. Önce evlatlarını yetiştirdi. Üçüncü nesil, geçen gün internette gördüm. Üçüncü nesil torunlar oluşmuş. Ve kendisinden sonra nice güzel edipler ve bilim adamları bırakacak. İyi ki varlar. Buradan teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Nasıl aşıklar ustalarından çok şey öğreniyorsa biz de hocamızdan çok şey öğrendik evet. Bu yolda. Tabii aşık edebiyatıyla benim ilk tanışmam da lisans yıllarında oldu. Evet. Esma hocamdan aşık edebiyatı dersini aldık. Sonra lisansüstü dönemde de devam etti. Ben tabii çok acemice yazdım şiirlerim. Yani çok iddialı değil ama sizi kırmayayım. Ezberimde değil de okuyayım buradan. Tabii ki efendim. Bu tabii sizin kitabınızdan ilham alarak yazdım. Bunu da söyleyeyim. 8. şehirde. Teşekkür ederim. Okuduğum hatıralardan esinlenerek Harput'la ilgili. Evet. Bilinmez diyarların en soylu tarihi yazılmış Harput'ta. Garp, şarktan utanırken medeniyet doğmuş bu topraklarda. Yine de buruk bir name kalmış, telleri ağlayan kırık sazda. Tarihi bir yol var Harput'a, kaya başından uzanan. Bir türkü var dillerde, Harput kalesinden duyulan. Özüne dönen bir nesil var, kendini her daim sorgulayan. Ve nihayet bu kutsal topraklarda aslını arayıp bulan. Nerede görülmüş bu şanlı geçmiş, en soylu atalardan kalan? Aziz bir şehir bu, adı dualarla anılan. Bir ulu çınardır, yıkılmaz surlardan şehre süzülen zaman. Bu sizin 8. şiirde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok tatlı bir şiir. Çok teşekkür ediyorum. Çok şeyler ifade ediyor. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık hoca hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sağ bizi olun. Televizyonlardan uzak diyarlarda izleyenler var hoca hanım. Biri de İstanbul'dan şu anda izliyor bizi. Kendisi bir savaş pilotu. Rıdvan Aydın isminde. Uzun yıllar savaş pilotluğu yapmış. Ege'de Yunan uçaklarını kovalamış. Vatanı uğruna bir uçuş sırasında yüksek bir irtifaya çıkmış. 15 bin kilometrede. Ciğerlerinden biri patlamış. Aşağıya indiği zaman da ben rahatsızım dememiş. Öyle de yürekli bir adam. Ve Elazığ'da ilk ve ortaokul liseyi bitirmiş. Orta halli bir ailenin çocuğu. Azimli bir çocuk. Diyor ki ben yüksek damda yatardım geceleri ve gelip giden uçakları izlerdim. Anam sordu bir gün, dedi oğlum sen ne olacaksın? Ben pilot olacağım demiş. Yani pilot diyecek, evet. Pilot diyor. Ancak yıllar sonra bir İngilizce şeyinde söylediğim bu pilot İngilizce pilot olduğunu bilmeden söylüyor. Allah'ın evet. Bir hikmeti. Ve derken liseyi bitiriyor. Gidiyor hava harbi okulu imtihanlarına giriyor. Numarasını yanlış okuyorlar. Ama içinde bir duygu var, diyor ki ben pilot olacağım. O da hastanenin yolunu tutuyor, gidiyor. Orada doğru numarayı okuyorlar. Diyor ki iyi ki de gitmemişsin. Biz dün senin numaranı yanlış okumuşuz. İlahi bir tesadüftür. Bitiriyor. O şeyi de alıyor, sağlık raporunu. Okulunu bitiriyor. Ve Diyarbakır'ı istiyor kendisi. Elazığ'a yakın olsun diye. Ve bugünkü hanımı o gün daha 17'den 18'e yeni girmiş, sözlü. Diyarbakır'dan uçuş
şeyi olduğu zaman Elazığ'ın üstünde ben birkaç defa duydum. Yani çok alçak irtifadan uçan bir jetin. Sonra bir gün Elazığ Sanayi Silistesi'nde misafir bir yerde oturuyor, tavla oynuyorlar. Biri geliyor, böyle baba git bir adam, Elazığ şalvarı, cepkeni falan giymiş. Kim bu delikanlı diyor, diyor ki bu bizim pilot, Rıdvan Aydın. Ya diyor, o bir tane var diyor, Diyarbakır'dan mı geliyor, bizim çatılarda kiremit koymadı. Söyle de bir daha öyle uçmasın. Aslında ben diyor oradan uçarken yani sözlüme el etmek için, bu da bir aşık geleneği. Evet. Şimdi onun bir şiiri var. Vaktimiz de var zannediyorum. Bu güzel insanın hem size teşekkürü var, onu arz edeyim. Ben de teşekkür diyor ediyorum. Ki, bu arada benim de iki amcam askeri pilottu. Onları da rahmetle anıyorum bu vesileyle. Öyle olsun, evet. Çok tabii sevdiğim, evet. Diyor ki, edebiyatın dürüst yüreğini Harput'tan bereketli saygın mürekkebini Elazığ Zikzak Sokak'tan almış. Duyarlı kalem Zekeriya Bican Bey'in programlarını bitimsiz edebiyatı daim olsun dilerim. Sadakati okurlarını ve izleyicileri insana has duygular okyanusuna salan zirve ustalığını yürekten kutluyorum. Ve bu arada misafiri Gülde Hanım'ı yürekten kutluyorum. Teşekkürler. Katmanlı Elazığ kültürünün iftar vesilesisiniz. Kültür, sanat, edebiyat dünyamıza konuk eyleyen Fırat Televizyonu'nun bütün ekibine, ayrıca kitap ve sanat dostu bütün hemşehrilerime saygılarımla esenlikler diliyorum diyor Rıza Aydın. Tabii bizim Elazığ'ın Akmezra köyünden kendisi. İşte ilkokulu Poyraz'da okuyor. Kış yaz oraya yalınayak baş açık der kendi ifadesiyle gittim geldim. Ve neticede idealine ulaşıyor. Şimdi hoca hanım, hem sizi biraz dinlendirmiş olalım, hem de bir güzel Elazığlı hemşehrimin Hesaba Oturalım diye bir şiir var. Biraz uzunca ama bütün Elazığlı'nın bu şiiri ben duymasını istiyorum. Sizin anlatacaklarınız çok şeyler var biliyorum ama yok, hayır. Burada bu güzelliği yapmak mecburiyeti hissettim. Bize yaptığı bu teşekkürle. Sanırım 2 dakikalık bir zamanımız kalmış. Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi girecek araya, programı. Eğer bitiremesem bu şiiri kendisinden özür diliyorum. Bir dahaki sefere tekrar okumak diyeyle. 2 dakikamız mı var? Ben öyle mi algıladım? Evet, tamam. Hesaba oturalım. Bir yağmur çitelemişti sokaklara geceden. Sana gelmek istiyordum bu sabah. Gözlerimde kan tortusu gecelerden uykular. Yıllara solmuş resmin avuçlarında bıkmış ve cebimin saklısı posta pulu acılar. Birazdan bir horoz ötecek sokağında bilirim. Karanlıklar bir şafağa susacak ve ben çalacağım kapını ürkek ellerle, insaniyetine sığınarak. Şaşırma, karışmış saçıma sakalıma, ayakkabım yırtık diye neyleyim, işte neyleyim. Yamalı bir pantolon seni gücendirmesin, düşmez kalkmaz bir Allah. Soranlara dilencin dersin. Ne vardı yüreğine koyup ağırlasaydın? Yasını tutuşturmak yerine bir sevdanın gülmeyi ne olurdu elinden almasaydın? Talanı böyle mi olacaktı beni bir yağmasına terk ettiğin yılların? De ki o sevdaya 4 dahlim olmadı. Gönül terim gözlerimden domur domur akmadı. Hadi bunları da birer birer atalım. Peki elimdekiler ne oldu? Gel giden hesabını tutalım. Kimden geldi kışları dağlarımın? Boran boran kim savurdu bir ömrü? Hani gençlik diyordun ya, diyorlar ya, o vergisi Tanrı'nın, bilmem ki kimin için bir pervasız nerelere bıraktım. Bir yağmur çisil çisil karasına gecenin, sana gelmek zorundayım. Bunalmışım, naçarım, sevda kimmiş, ben de kim? Dersimi aldım. Dizlerine yatınca vardı ya, elin tarak okşadığın saçlarım, yaşam duvarlarını kazmalayan zaman. Efendim tabii vaktimiz doldu. Ben sizlere çok çok teşekkür ederim Gülde Hanımefendi. Son sözleri size bırakıyorum. Evet, aşıklık geleneği çok geniş. Gelenekleri tam bitiremedik ama maalesef program
farklı bir programa geçeceğimiz için. İnşallah devamında bunları yine konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum programınıza davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu vesileyle bu aşıklık geleneğine, aşıklığa gönül vermiş tüm aşıklarımızı da saygıyla analım. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugün de akşam oldu diyelim. Evimize gideceğiz. Hepinize sonsuz minnettarım bizi izlediğiniz için. Haftaya yeni bir konuk, yeni bir konuyla huzurlarınızda olmak dileğiyle hepinize en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalınız.